öğrenciler, Deniz Fener davası ve tutuklu belediye başkanları vardı. Kılıçdaroğlu, tutuklu belediye başkanlarının bulunduğu bir ülke demokratik olamaz dedi. PKK'lı belediye başkanları tutuklu efendi. Gonca gününde en güzel arzudur, en güzel günde ölümsüz beslesin Bitlis'in de. Şarlasın her yerde Cumhuriyet Halk Partisi. CHP Bitlis İl Başkanı Çetin Yavuz'un okuduğu şiirle kürsüye gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlar da bir başka manyak ya. En önemli sorununun işsizlik ve terör. AKP'nin kankaları, kan kardeşleri. Analar ağlamasın. Her gün yine analar ağlıyor. Peki nasıl çözülecek bu sorun? Bu sorunun çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçer. Silahla çözülmez bu sorun. CHP lideri Kılıçdaroğlu süt dağıtımı üzerinden hükümeti eleştirdi. Çocuklara süt dağıtılıyor. Yüzlerce çocuk zehirlendi. Süt dağıtamayan bir iktidar ülkeyi nasıl idare eder arkadaşlar? Süt dağıtmasını beceremeyen bir iktidar ülkeyi nasıl yönetir? CHP'nin yeni vizyonunun herkesi kucaklamak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu eleştirilerini sürdürdü. Biz hiçbir ülkede fitre hırsızlığı duydunuz mu? İki hırsız yan yana. Zekat hırsızlığı duydunuz mu? Kurban hırsızlığı duydunuz mu? Bunların döneminde oldu. Bunların döneminde. Hamdolsun, hamdolsun. Din tüccarlarından kaçın. Allah'a şükür. Dini siyasete alet edenlerden de kaçın. Hamdolsun. Bitlis'ten Muş'a geçen Kılıçdaroğlu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun raporuyla yeniden gündeme gelen şike iddialarını değerlendirdi. Sayın Aziz Yıldırım'a yapılan büyük haksızlıklar var. Bunu yakından takip ediyoruz. Partimize yakından takip ediyoruz.